defa Thomas 19. yüzyılın başında bunu formülize ediyor. Ölçek ekonomisi meselesini. O Thomas bunu formülize etmeden önce dünyada insanlar bunu... Sonunda kaç tane toplu iğne elde ettim? Bir tane. 34 gün çalıştım, bir adet toplu iğne ürettim. Muhteşem. Korku ele geçirdiği için ben aklımla hareket edemediğimden dolayı zarar ediyorum. Korku aklın katili olduğu gibi kaygı ve endişe de aklın katili. Çok iyi bağlanılır bu arkadaş bu bölümde. Sana sistem de yapabilir bunu. Orada kandırıldığını anlar, kazık yediğini anlar. Orada çok büyük kazık başlıyor sana. Senin başına hep ne gelse iyi niyetinden geldi canım. Şunu anlatacaklar. Diyecekler ki mutlu olmak. Öyle bir hayat tarif edecekler ki hep mutlu olmak zorundasın mı? Sürekli mutlu olmak zorundasın. Hep mutlu olmak zorundasın. Hep daha çok mutlu olmak zorundasın. Mutsuz olduğun anda doktora gitmelisin. Mutsuz olduğun anda ilaç almalısın. Mutsuz olduğun anda isyan etmelisin. Mutsuz olduğun anda kavga etmelisin. Saçma sapan. Bir dönme, sıla özlemi. Aslında arkaya gitme. Bu bir akıl hastalığı. Belli bir düzeyde olursa doktorlar sadece terapi yapıyorlar. Sürekli ah eski. Olduğunda. Yani biraz akıl hastalığının yeni başladığı dönem. Kasetlerimiz vardı eskiden, kalemle yani her şey bilim için yapılıyor, her şey bilimden dolayı yapılıyor, bilime ait ve bilime göre yapılıyor. Yani burada insanlığa fayda, benim bir sorunumu çözmek, bir yol adım gitmek sürü planlıyorum, bir kimyasal bileşik planlıyorum, yeni bir kanat modeli istiyorum, başka türlü bir algoritma yazacağım. Bunu ne yapacağım? Nasıl yapacağım? Ve en önemlisi niye yapacağım bunu? Şimdi bu niye sorusunu senin elinden nasıl alıyorlar? Dönüşüyorsun. Karakter değil o artık, tip. Ne, kimin işine yarar bir tip? Seni müşteri olarak görenin işine yarar. Çok güzel domine edilirsin. Çok güzel yönlendirilirsin. Çok güzel kullanılırsın. Çok güzel müşteri olursun. Hiçbir şey üretmez, ona da rakip olmaz. Bu şahane bir sistem. Bunu hep yapacaklar, hep yaptılar, hep yapacaklar. Benim şimdi bir adım geri adım, kendimle tanışıp kendimle barışmam lazım. Niye? Çok basit bir sebebi var. Şimdi bakın, teknolojide, teknologos, hep söylüyorum ya, teknoloji, yani tekne, logos, iki kelime var. Tekne kelimesi alet demektir, logos kelimesi bilgi demektir. Teknologos, alet bilgisi, teknoloji. Bu logic falan var ya, o da hepsi aynı, o logostan geliyor işte. Bu teknoloji, teknologos, üç tane şeyin üzerinde duruyor. Bu üç şeyin birini aldıkları zaman senin elinden, bunun birini almalarına müsaade ettiğin andan itibaren yazdığın kod bir işe yaramaz, yaptığın robot bir işe yaramaz, çizdiğin kanat, bulduğun kimyasal reaksiyon hiçbir işe yaramaz.